Osmanlı dönemi bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı bir dönem. Bu dönemde teknoloji olmasa da öyle görkemli mimariler vardır ki göreni düşündürür. Acaba o zaman da bu işçilik nasıl başarıldı diye. Her ne kadar farklı dönemlerdeki ihtiyaca ve teknolojiye göre farklı yapı şekilleri inşa edilse de genelde camiler ve çevresinde yapıların inşa edilmesi sıklıkla rastlanan bir olguydu. Hatta camiler çevrelerine yapılan sosyal yapılarla birlikte bir külliye teşkil ediyorlardı. Gelin siz de bu eşsiz ve görkemli yapıları beraber inceleyelim. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Öyleyse hazırsanız hadi başlayalım. Selimiye Camii Edirne. Selimiye Camii konum olarak Edirne'de bulunan bu cami Osmanlı Padişahı 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan 80'li yaşlarında yaptığı ve bu eserine ustalık eserim dediği Osmanlı mimarisinin en gözde yapıtlarındandır. Caminin kapısında bulunmakta olan kitabeye göre 1568 yılında yapımına başlanmış, planlanmış tarihte açılamasa da 2. Selim ölümünün ardından 1575 senesinde açılmıştır. En büyük özelliği ise Edirne'nin her tarafından görünebilmektir. Caminin dört bir köşesinde bulunan yüksekliği 71 metreye yakın minareleri bulunmaktadır. Cümle kapısının iki yanında bulunan bu minarelerin şeref katına üç ayrı yoldan çıkılmaktadır. Geçmişte cami içerisi meşale ile aydınlatılmaktaydı. Meşalelerden çıkan is ve duman özel olarak yapılan delikten çıkarak içerideki havanın temiz kalmasını sağlamaktadır. Yere batan sarnıcı İstanbul. Bizans döneminde 1. Justinianus tarafından 527-565 yılları arasında İstanbul'un Avrupa yakası tarafında inşa edilmiştir. Şehirdeki en büyük ve muhteşem kapalı sarnıçtır. Halk arasında Yerebatan Sarayı denilmekte olup, sarnıcın daha öncesinde bulunduğu yerde bazilika bulunmaktaydı. Bu yüzden bazilika sarnıcı olarak da isimlendirilmektedir. Ayrıca Don Brown isimli yazarın Cehennem adlı romanında geçmektedir. Sarnıcın uzunluğu 140 metre, genişliği ise 70 metre olan dev bir yapıdır. İçerisinde 28-12 olmak üzere toplamda 336 adet sütun bulunmakta ve bu sütunların yüksekliği 9 metredir. En çok da bu yüzden Yerebatan Sarayı olarak anılmaktaydı. 1984 yılı tadilat sürecinde yapılan zemin temizliği sırasında iki sütunun alt kısmında biri yan, biri ters şekilde duran iki adet meduza şeklinde mermer blok bulunmaktadır. 52 basamaklı taş bir merdivenden inilmektedir. Topkapı Sarayı İstanbul. Batılaşma öncesi dönemde geleneksel mimarinin mütevazi bir asil örneği, İstanbul'un silüetini oluşturan en güzel manzaralardan birine sahip tarihi yarımada medeniyetimizin hazinesi bir Osmanlı sarayı. 1453 İstanbul fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 yılında yapımına başlanmış, 1478 yılında inşası tamamlanmıştır. 19. yüzyıla denk yanına yapılar eklenerek genişletilmiş, birçok Osmanlı padişahına da ev sahipliği yapmıştır. Padişah Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun idare eğitim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekare alana sahip olan bu koca yapı, o dönemlerde 4000'e yakın insana ev sahipliği yapmaktaydı. Bugünlerde yaklaşık 300 bin metrekare alan kalmıştır. Saltanat kapısından girildiğinde saray yapıları geçici 4 avlu ve çevresindeki mimari yapılardan oluşturmaktadır. Bu bahçelerden dördüncüsü olan bahçe padişaha ait köşkler ve asma bahçeleri bulunmaktadır. Sarayın ikinci avlusu bir diğer ismiyle Divanı Meydan'dır. Bu avluda devlet işleri yönetilmekteydi. Fatih Camii İstanbul. İstanbul'un Fatih ilçesinde 2. Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Şehrin 7 tepesinden birine inşa edilmiş olan bu cami, 1766 depreminde yıkıldıktan sonra onarım yapılarak 1771'de şu anki halini almıştır. Şehrin bir tepesinin üstüne inşa edilen bu cami, İstanbul'un silüetine, Türklüğün ve İslamiyet'in damgasını da vurmuş oluyordu. Külliye içerisinde 16 adet medrese, hastane, konuk evi, aş evi, kütüphane ve hamam bulunmaktaydı. Bugün ise ilk halinden çok farklı olmakla beraber şadırvan avlusunun 3 duvarı, şadırvan, taç kapı, mihrap 1. Şerefe'ye kadar minareler ve çevre duvarının bir kısmı kalmıştır. Muğlova Kemeri İstanbul. Muğlova Kemeri ya da Muallak Kemer, Kanuni Sultan Süleyman Emri ile Mimar Sinan tarafından 1555-1562 yıllar arasında İstanbul içerisinde Alibey Deresi Vadisi üzerine yapılmıştır. 1563 yılında selden zarar görmüştür. Fakat aynı yıl içerisinde onarım yapılarak eski haline getirilmiştir. Kemer günümüzde hala su taşımaya devam etmektedir. Eser Dünya Su Mimarisi'nin baş yapıtları arasında bulunmaktadır. Yüksekliği 35 metre olan kemer, 257 metre uzunluğa sahip ve iki katlıdır. Hem alt hem de üst kısmında toplam 8 büyük, 8 küçük göz bulunmaktadır. Suyla temas eden kısmında 5 ayak bulunmaktadır. Hafifletme kemerleri ve küçük kemerler ile beraber toplam olarak 33 kemer bulunmaktadır. En üst katında su taşmalarına ve müdahale için boşluklar bulunmaktadır. En üstünde hayvan ve insan geçişini önlemek için iki engel duvarı bulunuyor. Ayasofya Camii, İstanbul. Ayasofya Camii resmi ismiyle Ayasofya Kebir Camii Şerifi, dünya çapında bir üne sahip muhteşem bir mimari eser olarak bilinir.
916 yıl boyunca kilise, 482 yıl boyunca cami olarak kullanılmıştır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yıllar arasında Patrik Katedrali olarak yapılmıştır. Daha sonrasında ise 1453 yılı Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya mimari bakımdan merkezi planı birleştiren kubbeli bazilike tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Dönemin en geniş kubbesi olarak da tarihe geçmiştir. Ayasofya Müslümanlar ve Hristiyanlar için hem sembolik hem de inanç merkezi olarak önemli bir yapıttır. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, İstanbul. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bu köprü, Büyükçekmece ile Mimar Sinan Mahallesi arasında yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Mimar Sinan'ın bir eseri olarak da ortaya çıkmıştır. Yapımına 1566 tarihinde başlanıp bir sene içerisinde 1567 senesinde 2. Selim zamanında tamamlanmıştır. Mimar Sinan bu eserini farklı uzunlukta ve büyüklükte olan 4 köprü yapay adalar sayesinde birbirine bağlayarak toplam olarak 636 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yapmıştır. Köprünün kenarlarında bulunan seyir terasları sayesinde konuklar hem burada dinlenip hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Köprünün yapımında kalker taşı kullanılmıştır ve bu taşlar birbirlerine kurşun ile bağlanmıştır. Ayrıca Mimar Sinan Efendi'nin eserleri arasında tek imza attı eserdir. Bekiriye Camii, Yemen. Yemen'de bulunan bu cami, Osmanlı eserlerinin en güzel ve en önemli eserlerinden biridir. El Bekiriye Camii olarak da anılmaktaydı. 1597 senesinde Yemen Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından burada ölen kölesi Bekir'in adına yapılmıştır. Yemen'de bir bakıma devletin otoritesi ve gücünü temsil etmekteydi. Camiler dini değerlerin dışında önemli bir yere sahipti Osmanlı toplumunda. Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini taşımakta olan caminin ana dayanağı görkemli kubbesidir. Cami mihraba göre uzun bir avlu etrafına teşekkür etmiş binalardan meydana gelen mimari zümreye bütünüyle hakim olup dışarıdan ihtişamlı bir görünüşe sahiptir. 2010 yılında tekrardan restore edilmiş caminin kubbesi ve kabirleri onarılmıştır. Osmanlı'nın bu eşsiz ve görkemli yapıtları mimarisiyle birçok kişiyi hayrete düşürmekteydi. Bu yapıtları incelediğimiz videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere destek olmak için kanala abone olmayı, yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.